İsmim Rino Gülxaya, 21 yaşda mən, Data Okul Mərkəzidə İngiliz Dili Foundation kursudan dərs verəmən. Yıllık iş faaliyetinin devamında herhalde okulçularını körgen ben desem doğru rak buladı. Çünkü kimdirler bilen adlı işle gelmez, kimdirler bilen işler biraz kıyın rak bulgen. Lekin benimce okulçuluklar için ki ürekten yaxşı körgen insan için bu berçesi kandidat ilham ben bayı buluş mümkün. Okulçu buluş kıyın emez. Aşağısından benim için kıyın emez. Çünkü ben bu kesimi yaxşı körgen ben ve uzun istegen ben. Ve bu başka kesimlerle karagenden benim için kısmen olsun. Uzbekistan kıyasla alıp karaydıgen bulacak. Kalın sistemasında hazır İngiliz dilini organış mecburiyatka aylanmakta. Yani eğer siz okuşunuzu devam kıldırmakçı bulsanız ya ki kandidat yenge ilimlerin organışını haklasanız İngiliz dili siz için must have. Yani siz bu İngiliz dilini bilişiniz gerek. Ve bu sizge fakat yine plus buluş mümkün. İngiliz dilini organış fakat yine biz keyingi kariyeramız için emas, belki yangi til bu yangi olam degani va yangi davlatlar bilan o'zaro aloqalarni o'rnatish uchun ham va o'zingizni dunyo qarashingizni oshirish uchun ham ingliz tili kerak. Data o'quv markazida boshqa o'quv markazlardan farqli olarak ikki xil ta'lim tizimini tanlash mumkin. Ya'ni agar sizga guruhda o'qish qulay bo'lsa, siz guruhda barcha bilan teng ta'lim olishingiz mumkin. Agar sizda qandaydir muammolar bo'lsa, individual ta'lim tanlashingiz mumkin. Va men ham buni yoqlayman, chunki agar kimdadir guruhda o'zlashtirishi biroz qiyinroq bo'lsa, u individual ta'lim tanlash mumkin va men ham o'zlashtirish qiyin bo'lgan o'quvchilarimga shu ta'lim tizimini tavsiya qilardim va bunda o'quvchini o'ziga ko'proq e'tibor qaratiladi va uni aynan uning kamchiliklari bilan ishlanadi va ularni to'ldirish qisman osonroq bo'ladi. Bu menga eng yoqadigan qism, chunki darsdan oldingi tayyorgarlik minimum 1 soatdan ko'proq bo'ladi aynan men uchun, chunki yangi mavzu bu faqatgina kitobdagi mavzu emas va buni tayyorlanish uchun materiallarni to'plash va qandaydir qiziqarliroq interaktiv o'yinlarni ham tayyorlash mumkin yoki qandaydir speaking mashg'ulotlarini ham uyushtirish mumkin va bularga tayyorgarlik qiyin emas, lekin oson ham emas, lekin qiziqarli. Menga shunisi bilan yoqadi. O'qituvchi qisman psixolog ham bo'lishi kerak, chunki guruh bilan ishlagan paytimizda har xil o'quvchini uchratishimiz mumkin. Kimdirlarda qandaydir muammo bo'lishi mumkin, oilaviy muammo yoki shaxsiy muammolar va bularni o'quvchi o'qituvchiga bemalol ayta olishi va o'rtoqlashishi kerak. Bu menimcha muhim. Mesela bugün misal koyup, yekşembe günlerini açacağımız mümkün. O bizde okul merkezimizde akademik dersler 3 gün buladı. Lekin bundan taşkarı yekşembe günleri biz kandaydır movie day'larını uyuşturuşumuz mümkün. Ya ki kandaydır speaking club'larını uyuşturuşumuz mümkün. Ha, bunlar hali tolık yapar olması gibi mümkün İngiliz dilden. Men okuçlarım foundation kursda hali tolık öz fikirlerine bayan kıla alışıp biraz kıyınrak buladı. Lekin barıbır, onlarına lügatı yetedi, onlarına sadakiyyatı yetkence o İngiliz dilde yapırışıya hareket kılışadı. Ve bu interaktiv oyunlarını biz yekşembe günler yok ki başka boş günlerimizde uyuşturuşumuz mümkün. Benim okuçlarım hala foundation kursuda, yani bizde hala o derecede chotki gapirmasligimiz mumkin, lekin baribir o'z lug'atlarimizdan kelib chiqqan holda, o'z grammatik asoslarimizdan kelib chiqqan holda gapirishga harakat qilishadi. Masalan, mavzularga bo'lingan bo'lishi mumkin. Topiklarimiz o'zini tanishtirish. Masalan, yangi joyga borganda o'zini ismini, familiyasini va yashash manzillarini, o'zini asosiy maqsadlarini aytishni o'quvchilar o'rganishadi. Va keyingi mavzuda yangi do'st bilan tanishish. Ya'ni endi bu formal informationlar ularga o'tmasligi mumkin va endi biroz suhbatni qiziqarliroq qilish uchun o'z hobbilari haqida gapirish mumkin yoki o'zini qiziqtirgan qandaydir bo'sh vaqtini qanday o'tkazishi, sport turlari haqida gapirishni o'rganishadi. Shunday qilib, meni praktikam bo'yicha ular mavzu ko'lamini kengaytirib borishadi. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin va ba'zida o'quvchiga qo'l ko'tarishga to'g'ri keladi, lekin men bunga qarshiman, chunki bu bilan o'quvchini tarbiyalab bo'lmaydi va u o'zi tushunib yetishi uchun men har xil usullarni qo'llashim mumkin. Masalan, uga vazifasini tayyorlamagan vaziyat bo'lishi mumkin yoki ko'p gapiradi, darsdan tashqari ko'p gapiradigan o'quvchilar bo'ladi, lekin bularni biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak, chunki ularning xarakteri shunday bo'lishi mumkin va ularni jazo tariqasida fizik ularga jazolash mumkin, o'tirib turish yoki qandaydir bir mashqlarni, jismoniy mashqlarni qildirish orqali ularni jazolash mumkin. Bu ham qiyin aslida va keyingi safar ular bu uga vazifasini vaqtda qilib keladigan bo'lishadi, chunki buni bajarish oson emas. Aslida hammamiz o'quvchimiz. Kimdan hammadan nimandir o'rganish mumkin va men ham o'quvchilarimdan ko'p o'quvchilarimdan o'rganyapman deb to'la ayta olaman, chunki o'zimni eng yangi o'rgangan, o'zim uchun kashf qilganim ham barcha uchun mos podxodni topa olish kerak. Chunki kim uchundir yaxshi gap yaxshi, kim uchundir yomon gap motivatsiya berishi mumkin va shu o'rinda hamma uchun nima motivatsiya bera oladi, guruh uchun qanday analiz chiqarish kerak, ya'ni ular qanaqa odamlar,
hamma uchun psixolog bo'lish kerak. O'zim uchun psixologiyani kashf qilyapman, o'qituvchilik mobaynida deb to'la ayta olaman. Kelajakda o'qituvchilikni davom qildirmoqchiman, chunki o'qituvchilikda men o'zim shaxsan o'qituvchilikda charchamayman. Ya'ni o'qituvchilik meni ilhomlantiradi va o'z ustimda ishlashga majbur qiladi va men o'qituvchilik sohasini o'zim sevib tanlaganman va kelajakdagi o'z kasbimni ham o'qituvchilik sohasi deb tasavvur qila olaman. Yangi shogirdlar yetishtirish yoki kimgadir nimandir bera olish bu meni ilhomlantiradi va bu meni hayotdagi maqsadim deb to'la ayta olaman.